Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Gündem Beşiktaş ve yine her hafta olduğu gibi Ertan Süzgün'le beraberiz. Ertan hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş hafta sonu Kasımpaşa evinde 3-0 mağlup oldu İsmail yönetiminde. İlk mağlubiyet biraz tatsız bir şekilde geldi. Bu maçı genel olarak nasıl değerlendiririz? Taraftarla başlayalım. Hiçbir iddia olmamasına rağmen yine sada doldurdular. İftarlarını yapıp maça geldiler. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Ya oyun olarak çok silik bir Beşiktaş. Özellikle ilk yarı çok kötü bir performans, beklentinin altında kalan bir performans. İkinci yarı biraz daha hareketlenen bir Beşiktaş vardı ama işte o ön tarafta oyuncu eksikliği her zaman kendini belli ediyor bence Beşiktaş'ta. Bir türlü e, orada topu içeriye sokamadılar. Ağır bir mağlubiyet oldu. Biraz taraftarları da tabii çıkarken bir yani herkesin moralleri bozuktu. İsmail için bu Kasımpaşa maçı kötü bir sınav diyebilirim. Peki gelecek sezonun planlamaları yapılıyor Beşiktaş'ta ama bir yandan da Valerian İsmail ile alakalı eleştiriler de türedi. E, bu eleştirileri doğru buluyor musun? Erken der misin? E, ama daha önceki haftalarda da olumlu etki yapmıştı. Yine olumlu etki yapmaya devam eder mi? Kalan haftaları nasıl görüyorsun Beşiktaş için? Ya şimdi taraftarları da anlamak lazım. Taraftarların eleştirilerini bir tarafları haklı buluyorum. E, ama şöyle bir şey de var. Şimdi ee, bu sistem farklı bir sistem. Yani Beşiktaş'ın sezon başı kurduğu kadro 3-4-3'lük bir kadro değil. Bu stoper attı, ön taraf. Ee, şimdi yeni bir hoca geldi. Yeni bir ülke, yeni bir futbol anlayışı, yeni bir oyuncu grubu. Şimdi ben Valerian İsmail'i şu an için, kendi adama konuşayım, şu an için eleştirmiyorum. Neden? Çünkü bu kadro adamın bu sistemine uygun bir kadro da değil. Ben ne zaman onu eleştiririm? Şimdi kendi istediği transferleri yapar, kendi oyun formatına uygun oyuncuları bulur, seçer, getirir. İyi bir hazırlık kampı yaşayacak zaten. 2 i̇ki ay, 2,5 iki ay takımla beraber çalışacak, yurt dışı kampı olacak, yurt içi ümraniyette çalışmalar olacak. Bu durumlar gerçekleşir, her şeyi ayarlar, transferlerini yapar, oyuncularını çalıştırır, 2 ay hazırlık kampı yapar. Gelecek sene 4-5 hafta bizim için daha belirleyici bir durum olacak. Ama şimdi hani gidecek durumları filan da haberleri de yapılıyor ama... ...ben Beşiktaş'ın hani bu riski alacağını çok da düşünmüyorum yani. Şimdi Sergen Hoca, Önder Hoca, Valerian İsmail... E ...bu adam zaten belli bir plan program da haline getirildi. Altı maç için getirildiğini düşünmüyorum zaten. Hatta yeni teknik direktörü sezon sonu getirelim yıpranmasın düşüncesi de bu yüzdendi zaten. Yani ben kendi adıma herkesin fikrine saygı duyuyorum ama ben kendi adıma... Hoca ile ilgili net bir görüş bildirmek için gelecek sezonu bekliyorum. Yapılacak transferleri bekliyorum. O yüzden şu an için bir geçiş dönemi gibi bu. Biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum. Ama bu oyuncu grubuyla bu sistemin çok mümkün olduğunu da düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Peki Beşiktaş sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Batshuayi, Pjanic, Alex Teixeira. Beklenen etkiyi sağlayamadı, veremedi. Hayal kırıklığı da yarattı hatta. Bu üç oyuncunun takımdaki geleceğini sormak isterim. Beraberinde bir transferle alakalı da özet alabilir miyiz? Ya şimdi Pjanic gelirken bir fırsat transferi gibiydi ama çok tuttuğunu söyleyemem yani. Buraya daha çok sanki böyle tatile... Bizim çok büyük umutlarımız vardı Pjanic'ten. Daha çok böyle tatile gibi gelmiş. Bir sakatlığı vardı, uzun dönem oynamadı. Batu Şahı, tamam 13-14 gol attı ama Taraftarın hala o eski şimdi bir Beşiktaş taraftarı Abubakar'ları Bakarları gördü, Mario Gomezleri gördü. Onlar gibi olmadı yani Batuşay. Çok saç başı olurdu. İnanılmaz goller kaçırdı. İnanılmaz fırsatları değerlendiremedi. Yani şu an iyi bir forvet olsa Beşiktaş'ta Gezal'ın 20 tane asisti vardı. Neredeyse. O, o, kadar çok asist yedi ki ben Batuşa ile Piyan için devam edeceğini düşünmüyorum. Ben yüzde bir ihtimal falan görüyorum yani onların devam etme durumunu ki zannetmiyorum. Alex da Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yok. Alex Tekşera'nın da teklifler, ilgilenen takımlar var. Ona Arabistan'dan işte bazı Avrupalı takımların e, ilgilendiğini duyuyoruz. Sezon sonunda Alex Tekşera'nın ben Beşiktaş'tan ayrılmasını bekliyorum. Öyle çok yazılan, çizilen gibi bon servis, şu an Beşiktaş Gittiği takdirde bonservis istemeden ona yol verecektir zaten, kabul edecektir. Ben 3 oyuncunun da gelecek sezon Beşiktaş'ta olmasını beklemiyorum. Peki gelecek başka oyuncular var mı? Bilmediğimiz isimler ya da üzerine konuşulan isimler var mı? Şimdi Beşiktaş'ta e, yabancı kuralı netleşmedi biliyorsunuz. Yani federasyon başkanı belli değil, yabancı kuralı ne olacak? Şimdi gelecek sene 4 yerli olacak. Ama beşi, e, kulüpler bile diyor ki kendi arasında yaptığı toplantıda. 4 yerli olmasın. Bu süreç biraz zor olacak bizim için. 3'te devam edelim. Çünkü 4 yerli olduğu zaman takımlarda bir tane daha yerli kontenjanı lazım. Şimdi Beşiktaş'ın planlaması da buna bağlı. Şimdi 3-4-3'te Beşiktaş ön tarafta 3 yabancı. Rozier sağda yabancı. Joseph Getson gibi düşünelim. Şimdi hadi Rıdvan var sol tarafta. Hadi satıldığını farz edelim. Umut var. Ersin var. onda satıldığını farz edelim. Mert var. Yani Rıdvan ile Ersin gitse bile sonuçta orada yerli kontenjanı var. İki tane oluyor. Şimdi 4 yerli olduğu zaman Beşiktaş'ın 3 stoperinin ikisi yerli olmak zorunda. Eğer bu olmazsa o zaman alternatif mesela Can'ın oynaması lazım. Getson'un yerine. Yani ne bileyim işte sol, sol önde Kenan'ın oynaması lazım. Şimdi Beşiktaş'ta bundan dolayı planlama yapıldı. Belli başlı oyuncular üzerinde liste var. Ama bu yabancı kuralı da Beşiktaş'ı etkileyecek. Eğer yabancı sayısı düşerse Beşiktaş'ta Hasiç'le Atiba'ya yer açmakta şu an Beşiktaş zorlanıyor. Yani bu oyuncularla yollar ayrılabilir. Ama düşmezse Atiba'nın devam edeceğini düşünüyorum ben en azından. Yani planlama sıkıntısı olduğu için şu an yerli yabancı kuralımla ilgili biraz daha Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor, sürdürüyor ama bu da çok önemli bir etken Beşiktaş'ta. Listede zaten bilinen isimler, hep konuştuğumuz isimler. Sörlot, Forvet'te öncelik. Stoper'de Abdül, Bardak, Abdülkerim Bardakçı öncelik. sağ tarafta Mustafa Eskellaç öncelik. Beşiktaş'ın yurt içi ve yurt dışından belirlediği isimler var, görüştüğü isimler var. Ama Beşiktaş için bir daha söylüyorum bu yabancı kuralı bazı şeylere daha şekil verecek Beşiktaş'ta. Yani bir üçlü yerli durumu var Beşiktaş'ta. Planlaması bir dörtlü yerli planlaması var. Bu netleştiği zaman Beşiktaş biraz daha önünü görecektir diye düşünüyorum. Peki sağ dışını konuşalım birazcık da. Kulübün organize ettiği geleneksel ister yemeğinde spor, iş sanat, ekonomi ve siyaset dünyası bayağı geniş şekilde bir araya geldi. Başkan orada şu an en büyük problemimiz harcama limitleri dedi. E, sence Beşiktaş yeni sezon öncesinde nasıl bir bütçeyle yola çıkacak? Yani Beşiktaş'ın ben çok büyük bütçelerle devam edeceğini düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum. 25 milyon euro gibi bir şey söylenmişti geçtiğimiz haftalarda sanırım. Yani Beşiktaş böyle uygun maliyetlerle oyuncu alıp çok yıllık ücret vermeden bir kadro kuracak. genç oyuncular alıp parlatıp satma niyetleri var. Zaten günümüz şartlarında da yayın yayın ihalesi belli değil. Yayın ihalesi belli olsa bile çok düşük bir rakama devam edecek. Yani kulüplerin gelecek sene ben Allah yardımcısı olsun diyorum. Hepsinin inanılmaz borçları var. Yeni yasa çıktı. Yeni yasa sonrası işler biraz daha değişecek. Öyle rakamlar yüksek verdiğin zaman sen sorumlu olacaksın. Ee, bu işin başka hukuksal boyutları olacak. Ee, yani her takım için geçerli bu. Biraz artık hep söylüyorduk ayağının yorganına göre uzat muhabbeti. Bu sefer ayağını yorganına göre uzatmaktan başka şansın yok. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşarsın. Beşiktaş'ın da çok büyük bütçelerle devam edeceğini düşünmüyorum. Son olarak da saha içine geri dönelim. Beşiktaş bu hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Nasıl bir maç bizi bekler? Beşiktaş nasıl bir 11 ile sahaya çıkar sence? Yani Kayseri spor iyi bir takım isim olarak bakıldığında. Garvanoviç olsun, Bertolacci olsun ama son haftalarda çok formsuzlar açıkçası. Şimdi bir de Türkiye Kupası maçları var. Trabzonspor'la maç maçı. Kötü, gidiş, kötü giden bir Kayserispor var. Hikmet Hoca'nın durumu tartışılıyor. Beşiktaş'ta Beşiktaş da ağır bir mağlubiyet aldı. Şimdi Valerin İsmail'in iyi bir sonuçta dönüp tekrar bir e, havayı yumuşatması lazım. Birlikteliği sağlaması lazım. Zor bir karşılaşma olacak Beşiktaş için. Yani net bir şekilde kazanır diyebilir miyim? Diyemem. Biraz daha sanki beraberlik yakın gibi ama e, Valerian Hoca da kazanmak zorunda bu maçı. En azından Kasımpaşa mağlubiyetinin e, acısını unutturması gerekiyor. E, zevkli bir gollü bir karşılaşma bekliyorum ben. Peki değerli bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni bir günden Beşiktaş yayında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Thank you.